Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olduğunuz için, beğen tuşuna bastığınız için ve yorumlar bıraktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı, genel kültür, tarih, İslamiyet öncesi Türk toplumunda kültür ve medeniyet konusuyla ilgili karşınızdayım. Değerli arkadaşlar, amacım sizleri en iyi şekilde sınava hazırlamak. Dolayısıyla konuları ayrıntılı olarak ele alıyorum ve dilin de anlaşılır, üslubun sade olmasını tercih ediyorum değerli arkadaşlar. Amacımız sizi hedefinize ulaştırmak. Zoom derslerimize de yakında başlayacağız arkadaşlar. Videonun altında WhatsApp linkimi bırakıyorum. Grubumuza gelebilirsiniz. Grubumuzda soru paylaşımları, özet konu anlatımı paylaşımları, yine deneme paylaşımları ve Zoom dersi linkleri paylaşıyoruz. Zoom dersimize de katılabilirsiniz değerli arkadaşlar. Sizlere bu süreçte başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Yaptığım çalışmaların sizlere katkı sunmasını diliyorum değerli arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk toplumunda kültür ve medeniyet, devlet yönetimi. Değerli arkadaşlar, Türk toplumunda devlet ilk kelimesiyle ifade edilmiştir. Türklerde devlet, bağımsızlık, okçuluk, halk, kün, ülke, vatan ve teşkilat olmak üzere dört unsurdan meydana gelmiştir. Devlet, bağımsızlık, halk, ülke ve teşkilat olmak üzere dört unsurdan meydana gelmiştir. Türklerde devlet, hükümdar tarafından töreye uygun olarak yönetilmiştir. Kut anlayışı, gök tanrı tarafından hükümdara verildiğine inanılan devlet yönetme yetkisine kut anlayışı denir. Hanedanın erkek üyelerinin tamamının kut kanı taşıdığına inanılırdı. Bu kanı taşıyan hanedan üyelerinin tahta çıkmaya hakları olduğu için bu anlayışın olumsuz yanı taht kavgalarına neden olmasıdır. Kut anlayışının olumlu yanı, halkın hükümdar olan bağlılığını arttırarak devletin gücünü arttırmasıdır. Veraset sistemi ya da egemenlik anlayışı. Veraset sistemi hükümdarı belirleyen ve devlet yönetiminde etkili olan sistemdir. İlk Türk devletlerinde ülke, hanedanın erkek üyelerinin ortak malıdır anlayışı vardır. Buna göre kut kanı taşıyan hanedanın erkek üyeleri hükümdar olma hakkına sahip olmuştur. İlk Türk devletlerinde uygulanan bu veraset sistemi sık sık taht kavgalarına neden olmuş ve Türk devletlerinin yıkılmasında etkili olmuştur. İkili yönetim anlayışı, sınırların genişlemesine bağlı olarak ortaya çıkan devleti yönetme güçlülüğünü gidermek amacıyla uygulanan bir sistemdir. Bu sistemde devlet doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Doğu asıl hükümdar tarafından yönetilirken batıyı yöneten hükümdar yabgu unvanı almıştır. İkili yönetim sisteminde Batı'yı yöneten Yabgu'nun da kut kanı taşıması gerekirdi. Batı Yabgu tarafından yönetilirdi. Yabgu içlerinde serbesttir. Devletin doğu kısmında ise asıl hükümdar tarafından yönetilirdi değerli arkadaşlar. Boylar Birliği örgütlenmesi ilk Türk devletlerinde devlet boyların birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu sistemde her boy beyi içlerinde serbesttir. Federatif yapıya örnektir Boylar Birliği örgütlenmesi değerli arkadaşlar. 5. Meclis, Kurultay, Toy, Kengeş. Meclis, Kurultay, Toy, Kengeş anlamlarına da gelir değerli arkadaşlar. Devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı danışma organıdır meclis. Buna rağmen bazı Türk devletlerinde karar meclisi olarak da görev yapmıştır. Kurultaya Hakan başkanlık yapardı. Bunun dışında Hatun yani Hakan'ın eşi, Aygucu yani vezir, Buyruk yani bakan, İlteber yani yüksek devlet memuru, Tarkan yani komutan, Ataman, Tigin eğitmeni yani Hakan'ın çocuklarının eğitmeni, erkek çocuklarının eğitmeni, Tutuk askeri vali, Tamgacı mühürdar, Bitikçi katip, Tudun vergi memuru, Kurultay'ın diğer üyeleri arasındaydı değerli arkadaşlar. Kurultay'a katılma hakkı olanlara ise Toygun denilmiştir değerli arkadaşlar. Kurultay'a katılma hakkı olanlara Toygun denilmiştir. Türk devletlerindeki diğer meclisler Tabgaç Devleti Nazırlar Meclisi'ni kullanmıştır. Hazar Devleti İhtiyarlar Meclisi'ni, Peçenekler Devleti Komenton Meclisi'ni, Tuna Bulgarları Millet Meclisi'ni, Avrupa Hunları Seçkinler Meclisi'ni, Logedes diye de kaynaklarda geçer. Oğuzlar ise Tirnek Meclisi'ni kullanmıştır değerli arkadaşlar. Hükümdar ve hükümdarların eğitimi. İlk Türk devletlerinde Tiginler şadlık sistemi denilen sistemle atamanlar tarafından eğitilirdi. Hükümdarlar devleti törelere göre yönetmek zorundaydı. Hükümdar unvanları bunları bilelim arkadaşlar. Kaan, Han, Yabgu, İlteber, Şanyu, İdikut, Tanhu, Hakan, İlteriş önemli hükümdar unvanlarıdır.
Hükümdar alametleri de yani bir kişinin hükümdar olduğunu gösteren işaretler ise otağı, çadır, örgin, taht, tuğ, sancak, davul, kotuz, sorguç, kemer, kılıç, yay, kama, toy ya da diğer adı şölendir. Bir hükümdarın alametleri de bunlardır değerli arkadaşlar. Hatun diğer ismi katundur. Kaynaklarda katun diye de geçer. İslam öncesi Türk devletlerinde hükümdarın eşine hatun ya da katun denirdi. Hatun ya da katunun kurultaya katılma yetkisi vardı. Ayrıca hatun hükümdar adına elçi kabul ederdi. Devlet yönetimi ile ilgili diğer kavramlar, bilmemiz gereken kavramlar arkadaşlar. Yarlığı, hükümdarın emri, otacı ya da emci, tabip, doktor, tutuk, askeri vali, agıçı, hazinedar, hazineden sorumlu kişi, tamgacı, mühürdar, inanç, inal ya da ataman, tigin eğitmeni yani hükümdarın oğlunun eğiticisi, bitikçi, tamgacı, devlet yazışmalarını yapan görevli, buyruk, bakan, iç buyruk, saray memuru, il ya da el, devlet, kurultay, toy ya da kengeş ismiyle danılırdı, meclis demekti, danışma meclisi demekti, kut, hükümdarlık yetkisini Tanrı'nın verdiğine inanılması, hükümdarlık yetkisinin Tanrı'nın verdiğine inanılması kut anlayışıdır, agılı, hazine görevlisidir. Apa, sivil yöneticidir. Aygucu, vezirdir. Hükümdar olmadığında kurultaya başkanlık ederdi. Ayıkı, hükümet. Balık, şehir. Şat, taşrada görevli hanedan üyesi. Vali anlamına gelirdi. Toygun, kurultaya meclise girme hakkıdır. Tudun, vali ya da vergi memuru anlamlarına gelir değerli arkadaşlar. Türk devletlerinin yıkılmasında etkili olan faktörler, ülkenin hanedanın erkek üyelerinin ortak malı sayılması, veraset anlayışı ya da egemenlik anlayışı, ortaya çıkan tak kavgaları, ikili yönetim teşkilatının olumsuz yanının bölünmeye sebep olması, boylar arasındaki siyasi mücadeleler, kut anlayışının olumsuz etkisi, dış güçlerin baskısı ve hileleri, Çin'in böl parçala yönet politikası ve entrikaları yine Türk devletlerinin yıkılmasında etkili olan faktörler arasında sayılmıştır. Ordu, askerlik sistemi, bozkır yaşantısının zor şartları Türklerin mücadeleci ve disiplinli bir yapıya sahip olmalarını sağlamıştır. Askerlik özel bir meslek sayılmadığı gibi Hazarlar istisna olmak üzere Türk devletleri ordularında ücretli askere yer vermemiştir. Oğuzlar ve Peçenekler ise başka devletlerin ordularında ücretli askerlik yapmışlardır. Düzenli ilk Türk Kara Ordusu M.Ö. 209'da Mete Han tarafından kurulmuştur. Türklerde ordu millet anlayışı gereği herkes asker olarak kabul edilmiştir. Türk ordusu hafif silahlar kullanan atlı birliklerden oluşmuştur. Ordu komutanlarına Tarkan, Subaşı, Böri ya da Noyan adı verilmiştir. Savaşlarda düşmanın durumunu öğrenmek için yelme adı verilen keşif kolları bulundurulmuş. Savaş taktiği olarak ise Turan, Hilal, Kaplan taktiği kullanılmıştır. Bu savaş taktiğinin İslamiyet'ten sonraki adı sahte ricat olarak adlandırılmıştır. Ordudaki askerlerin giydiği ve genellikle hayvan postuna yapılan başlığa tolga ya da Börk adı verilmiştir. Dini yapı ilk Türk devletlerinde genel din anlayışı tek tanrılı gök tanrı inancıdır. Bunun yanında İslamiyet, Manihizm, Hristiyanlık, Budizm farklı dönemlerde Türk toplumunda kabul görmüştür. Din adamlarına kam ya da baksı adı verilmiştir. Kamların giysilerine ise manyak adı verilmiştir. İlk Türk devletlerinde ikinci bir yaşama inanılmış. Bu amaçla cesetler mumyalanmıştır. Türklerde ölen kişiler değerli eşyalarıyla birlikte kurgan adı verilen mezarlara gömülmüşlerdir. Bu mezarların içine konulan veya başına dikilen taş ya da ağaç heykellere ise balbal adı verilmiştir değerli arkadaşlar. Pazarlık kurganı önemli bir kurgan değerli arkadaşlar. Altay dağlarında bulunan ve Hunlara çeşitli kaynaklara göre İskitlere ait olduğu tahmin edilen bu kurganda dünyanın en eski halısı olarak kabul edilen pazırık halısı çıkarılmıştır. Bu halı günümüzde Ermitaj Müzesi'nde sergilenmektedir. Esik kurganı Kazakistan'da Isık Gölü yakınlarında bulunmuştur. Hunlara çeşitli kaynaklara göre yine İskitlere ait olduğu düşünülen bu kurganda bulunan en önemli eşya altın elbiseli adam zırhıdır. Zırh günümüzde Ermitaj Müzesi'nde Rusya'da sergilenmektedir. Cesetlerin mumyalanması, mezarların oda şeklinde yapılması, mezarlara değerli eşyaların konması ve ölülerin hayvanlarıyla birlikte gömülmesi ikinci bir yaşama olan inancı kanıtlar niteliktedir. Cenaze merasimi düzenlenmesi, ağıt yakılması gibi durumlar ikinci bir yaşama inanıldığını kanıtlamaz değerli arkadaşlar.
Tekrar ediyorum, cenaze merasimi düzenlenmesi, ağıt yakılması gibi durumlar ikinci bir yaşama inanıldığını kanıtlamaz. Yeni gün ya da Nevruz bayramı, kank baba, ök anne, yurt keregü çadır, toprak yurt anlamlarına gelir değerli arkadaşlar. Yine bilmemizde fayda var. Orta Asya'da toplumu oluşturan birimler şunlardır. Bunları da bilelim değerli arkadaşlar. Oğuş aile demektir. Toplumun en küçük yapısıdır. Oğuş ailedir. Oğuşlar birleşerek urukları yani sülaleyi oluşturur. Uruklar birleşerek boyu yani bodu oluşturur. Boylar birleşerek buduru yani milleti oluşturur. Millet de ili oluşturur yani devleti oluşturur değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Oğuş, uruk, boy, budun, il şeklinde küçükten büyüğe doğru toplumu oluşturan birimler sıralanır. Toplumun en küçük birimi ailedir yani oğuştur değerli arkadaşlar. En küçük siyasi birimi ise boydur değerli arkadaşlar. Türklerde devlet, bağımsızlık, oksızlık, halk, millet, ülke ve teşkilat kavramlarından oluşur. Dinsel yapıyla ilgili bazı kavramlar şunlardır. Bunları da bilelim değerli arkadaşlar. Kurgan, ölülerin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezar. Kam, din adamı. Balbal, kurganların çevresine dikilen heykeller, mezar taşı. Genellikle balballar kişinin sağlığında öldürdüğü kişi sayısınca dikilirdi. Ongun, totem, kutsal olduğuna inanılan nesne ya da hayvan. Şaman ya da baksı, din adamı. Tamu, cehennem, uçma, cennet, umay, tanrıça, yu, cenaze töreni, sutuba ya da pagoda, Uygurlarda mani tapınakları, yu aşı, cenaze törenlerinde verilen ziyafetlere denirdi. Hukuk sistemi, İslamiyet öncesi Türk toplumunda kültür ve medeniyet konusuna devam ediyoruz. Dördüncü konumuz hukuk sistemi. İlk Türk devletlerinde hukuk kuralları, genel özelliği yazısı olan törelerdir. Töreler Uygurlar döneminde yazılı hale getirilmiştir. Töreler zamana ve duruma göre değişebileceği gibi Kutat Gubilik'e göre törelerin adalet, könilik, iyilik, uzluk, eşitlik, tüzlük ve insanlık kişilik gibi değişmez hükümleri vardır. Gelenek ve görenekler kurultay kararları ve Hakan'ın emirleri törenin kaynakları arasında yer alır. Tüz yöneticilerle halk arasındaki sözlü anlaşmadır değerli arkadaşlar. Hukuk sisteminin başında Hakan bulunurken yargı denilen mahkemelerde davalara yargıcı denilen yetkililer bakardı değerli arkadaşlar. Ekonomik yapı, hayvancılık ve ticaret Türk toplumunun temel geçim kaynakları arasında yer almış. Uygurlardan itibaren tarımsal faaliyetler de ekonomik faaliyetler arasındaki yerini almıştır. Dönemin önemli ticaret merkezleri ise İpek ve Kürk yoludur değerli arkadaşlar. Türk devletleri ekonomik açıdan güçlenmek ve diğer devletler üzerinde siyasi güç oluşturmak amacıyla bu yollara hakim olma mücadelesi vermişlerdir. Tekrar ediyorum, İslamiyet öncesi Türk toplumunda dönemin önemli ticaret merkezleri İpek ve Kürk yoludur değerli arkadaşlar. Et, deri, canlı hayvan, kösele, dokuma ürünleri, silah Türklerin ihraç ürünleri arasında yer almıştır. Tekrar ediyorum, et, deri, canlı hayvan, kösele, dokuma ürünleri, silah Türklerin ihraç ürünleri arasında yer alırken tarımsal ürünler, hububat, giyim ve süs eşyaları, ipekli kumaş ise ithal ürünler arasında yer almaktadır değerli arkadaşlar. Ekonomiyle ilgili bilmemiz gereken temel kavramlar böz, mühürlenmiş kumaş para, çav, kağıt para, kuampo, bez para, yarmak, madeni para, ülgü, ağırlık ölçüsü, kamdu, mühürlü para, ipek yolu, Çin'den başlayıp İç Asya'dan geçerek İstanbul ve Akdeniz'e kadar uzanan yoldur değerli arkadaşlar. Kürk yolu, Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayarak Ural, Güney Sibirya, Altay Dağları üzerinden Çin'e uzanan yoldur değerli arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk toplumunda İpek yolu ve Kürk yolu çok önemlidir ticaret açısından, ekonomik hayat açısından değerli arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında eğitim sistemi, Türk eğitim tarihi denilince İslamiyet'ten önceki ve İslamiyet'ten sonraki diye iki gruba ayrılır değerli arkadaşlar. İslamiyet önceki eğitim tarihi Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar oluşturur. İslamiyet sonrasında da özellikle İç Asya'da Karahanlar, Ön Asya'da Selçuklular ve Osmanlılar eğitim tarihi açısından önemlidir değerli arkadaşlar. İlk Türk toplumları ve devletleri olarak bilinen Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar'da eğitim biçimini yaşam koşulları belirlemiştir. Göçebe ve savaşçı olan Hunlar'da savaş ve yöneticilik eğitimi ön plana çıkmıştır.
Yetiştirilmek istenen insan tarzı cesur, kahraman ve bilge anlamına gelen alp insandır değerli arkadaşlar. Eğitimde töre önemlidir. Töreyi belirleyen gelenek ve dinlerin eğitim üzerinde etkisi vardır. Hunlarda ve eski Türklerde şamanlar yaygın eğitimci olarak görülebilir değerli arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken İslamiyet öncesindeki yetiştirilmek istenen insan tarzı cesur, kahraman ve bilge anlamına gelen alp insan tipidir değerli arkadaşlar. Eğitimde töre önemlidir. Töreyi belirleyen gelenek ve dinlerin eğitim üzerinde etkisi vardır değerli arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk toplumunda kültür ve medeniyet konusunda devam ediyoruz. Toplum eğitimi göçebe yaşam tarzına uygun ve dinamik bir toplum oluşturmayı hedeflenmiştir. Bağımsız yaşamayı ideal edinerek cesaretli ve dayanışmacı bir toplum oluşturmayı bu amaçla toprağın kutsallığını yeni nesillere kavratmayı hedeflemiştir. Askeri eğitim, İslamiyet öncesi Türk toplumlarında askeri eğitim dış tehditlere karşı önlem almayı, güçlü askeri yapı oluşturmayı, eli silah tutan her Türk'ü askeri eğitimden geçirerek toplumu savaşa hazır tutmayı hedeflemiştir. Dini eğitim, iktidarın varlığını güçlendirmek ve pekiştirmek için dini motifleri kullanmayı, şaman kam adı verilen din adamları vasıtasıyla yapılan dini tören ve ayinlerde halka eğitmeyi amaçlamıştır. Mesleki eğitim, hayvan ürünlerinin işlenmesi, et, süt, kürk, deri, yün gibi ve halı dokumacılığına yönelik eğitim yapılmasını sağlamayı hedeflemiştir. Maden işleme alanında mesleki eğitimi ön plana çıkarmayı ve ordunun ihtiyacı olan ok ve yay yapımını öğretmeyi amaçlamıştır değerli arkadaşlar. Hunlarda eğitim kısaca tekrar etmek gerekirse Göktürklerde eğitim faaliyetleri Hunlardakine benziyordu değerli arkadaşlar. Töre yoluyla sonraki nesillere aktarım söz konusudur. Göktürkler Hunlardan farklı olarak 38 harfli gelişmiş bir alfabe ve işlenmiş bir dile sahiptirler. Göktürklerde eğitimi biçimlendiren etkenler değerli arkadaşlar, Göktürk töresi, Türk toplumunun devamlılığını sağlamaya yönelik politikalar, bozkır yaşamı, Göktürk alfabesinin kullanılması ve bilginin yazılı olarak aktarılması, örneğin Göktürklerde Orhun yazıtları önemlidir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bilginin yazılı olarak aktarılması Orhun yazıtlarıyla olmuştur. Eğitim anlamında kurumsallaşma Uygurlar dönemiyle başlar. Uygurlar kendilerine özgü alfabesi, matbaa ve kağıdı kullanmaya başlamaları ile Türk eğitim tarihinde ayrı bir yere sahiptirler. Yazı, dil ve edebiyat, alfabe, ilk Türk milli alfabesi Göktürk alfabesidir. İkinci milli alfabe ise Uygur alfabesidir. Bunun yanı sıra tarihsel süreçte Türkler Kiril alfabesini, Soğut alfabesini, Arap ve Latin alfabelerini de kullanmışlardır değerli arkadaşlar. Tekrar edelim, Türkler Göktürk alfabesini, Uygur alfabesini, Kiril alfabesini, Soğut alfabesini, Arap alfabesini ve Latin alfabelerini kullanmışlardır değerli arkadaşlar. Önemli yazılı kaynaklar İslamiyet öncesi Türk toplumundan kalan Orhun kitabeleri Göktürklerden kalmıştır. Karabalgasun yazıtları Uygurlar tarafından bırakılmıştır. Yenisey yazıtları da Kırgızlara aittir değerli arkadaşlar. Orhun kitabeleri yazıtlarından kısaca bahsetmek istiyorum. Günümüzde Moğolistan sınırlarında yer almaktadır. Türk tarihine ait Türklerin bıraktığı ilk yazılı belgelerdir. İlk Türkçe metin olarak kabul edilir Orhun yazıtları değerli arkadaşlar. Tanrı bağışı olarak hükümdarlara kut, siyasi yetki, ülü, iktisadi güç, küç, askeri güç verilmiştir. Yazılı Türk edebiyatının ilk eserleridir Orhun kitabeleri yazıtları. Türk devlet anlayışını anlatan ilk belgedir. Siyasetname özelliği gösterir. Yine runik yazı çeşidi kullanılmıştır. Yazarları Vezir Tonyukuk ve Yoluğutigin'dir. Vezir Tonyukuk ilk Türk tarihçisi ve yazarı kabul edilir. İkincisi ise Yoluğutigin kabul edilir. Yine üç tarafı Türkçe, bir tarafı Çince yazılmıştır. Kitabeler Vezir Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir. Tekrar ediyorum, burası önemli. Kitabeler Vezir Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir değerli arkadaşlar. 1709'da İsveçli yüzbaşı Johan von Strahlenberg tarafından bulunmuş, ilk kez Danimarkalı Türkolog Wilhelm Thomsen tarafından okunmuştur değerli arkadaşlar. Kitabelerde Çin'e karşı verilen bağımsızlık mücadelesi anlatılır. Kağan millete hesap verir. Ayrıca Türk kültürü ve yasaları hakkında da bilgi verir. Bu durum Göktürklerde sosyal devlet anlayışı olduğunu göstermektedir. Göktürk kitabelerinin Türklere ait olduğunu dünyaya Danimarka Kraliyet Bilim Akademisi
duyurmuştur. Bulgut yazıtı Göktürklere ait bu yazıtta tarihi olaylar anlatılmıştır. Kara Balgasun ya da Sine Uşi Moyen Çur yazıtı Uygurlar dönemine ait yazıttır değerli arkadaşlar. Üzerlerinde Türkçe, Çince ve Soğutça yazılar yer almaktadır. 8 Yükmek Uygurlar dönemine ait bu eserde Budizm anlatılmıştır. Taryat ya da Terhin yazıtları yine Uygurlara aittir. Yenisey yazıtları Kırgızlara aittir. Madara Kaya kitabesi Tuna Bulgarlarına aittir. Sözlü kaynaklar sözlü edebiyat sav atasözleridir. Sagu cenaze törenlerinde yakılan ağıtlardır. Koşuk şölenlerde saz eşliğinde okunan şiirlerdir. Başlıca destanlar Manas Destanı Kırgızlar dönemine aittir. En uzun destandır Manas Destanı değerli arkadaşlar. Göç ve Türeyiş destanları Uygurlar dönemine aittir. Oğuz Kağan Destanı Asya Hun dönemine aittir. Ergenekon ve Bozkurt Destanları Göktürkler dönemine aittir. Bozkurt Destanı değerli arkadaşlar, savaştan kurtulan bir Göktürklünün dişi kurt tarafından kurtulmasını anlatır. Yine Manas Destanı, Manas adlı Kırgız kahramanı anlatılır burada. İslam öncesi ve sonrası ile ilgili bilgiler de verilir Manas Destanı'nda. Göç Destanı değerli arkadaşlar, Uygurların Beşbalık bölgesine göçü anlatılmıştır. Türeyiş Destanı, kurtların ilahi gücü anlatılmıştır Türeyiş Destanı'nda. Yine değerli arkadaşlar, Oğuz Kağan Destanı'nda Metahan'ın hayatı anlatılmıştır. Ergenekon Destanı'nda da Türklerin dağı ve madeni eritmeleri anlatılmıştır. Bilim ve sanat, İslamiyet öncesi Türk toplumunda bilim ve sanat. Bilim, Türkler astronomi ve tıp alanlarında ilerlemişlerdir. 12 hayvanlı Türk takvimini hazırlaması astronomide, mumyacılık yapmaları ise tıp alanında ilerlediklerini göstermektedir. Ayrıca Uygurlar hareketli harf sistemini bularak modern matbaanın temelini atmışlardır. Sanat, İslamiyet öncesi dönemde sanat daha çok taşınabilir malzeme üzerine şekillenmiştir. Süslemelerde ise hayvan üslubu hakimdir değerli arkadaşlar. Uygurlarla birlikte mimari sanat da gelişme göstermiştir. Ayrıca Uygurlar döneminden itibaren minyatür, fresko, orta oyunu yani tiyatro sanatları da gelişme göstermiştir. Uygurlarda ressamlara bedizci ünvanı verilmiştir. Yine Uygurlarda çadırdan esinlenerek anıt mezarlar kubbeli yapılmıştır. Kara Hoça'daki anıt mezarları buna örnektir. Yine Sutuba denen tapınaklarda duvar ile kubbe arasındaki bağlantıyı sağlamak için üçgenler kullanılmıştır. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde kullanılan ve bu üçgenlere Türk üçgeni ismi verilmiştir değerli arkadaşlar. Türk minyatür sanatının kaynağını Uygur resim ve minyatür sanatı oluşturmuştur. Bu sanat Moğollar aracılığıyla İran'dan Anadolu'ya taşınmış, Anadolu Türk sanatını etkilemiştir. Dokumacılık da Türklerde önem arz eden bir sanat dalı olmuştur değerli arkadaşlar. Pazarı Kurganı ve Doğu Türkistan mezarlarında bulunan halı parçaları bu sanatın ne kadar yaygın olduğunu da göstermiştir. Yine abideye yani kitabelere bengi taş ya da bitik taş da denilmiştir değerli arkadaşlar. Şarkı ve türkülerin bestelerine ığır denilmiştir. Kopuzla çalınan melodiye de kük adı verilmiştir değerli arkadaşlar. İlk Türk şairi ise Apron, Çur, Tigin'dir değerli arkadaşlar. En önemli müzik aletleri eski İslamiyet öncesi Türk toplumlarında kopuzdur değerli arkadaşlar. Bunun dışında ayrıca küdüm yani bas davul, obua yani zurna, çevgan, kithora yani telli çalgı, timpani davul, köpürge davul, ır, beste, kük, melodi, diğer müzik terimleri olarak kullanılmıştır. Değerli arkadaşlar, İslamiyet öncesi Türk toplumunda kültür ve medeniyet ile ilgili özet konu anlatımımız burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yaptığım çalışmaların sizlere katkı sunmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için, beğen tuşuna bastığınız için ve yorum bıraktığınız için teşekkür ederim. Konuyla ilgili konu testlerini en kısa zamanda hazırlayıp kanalıma yükleyeceğim. Sizlere çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyorum. Hoşça kalınız, esen kalınız.